Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, hükümet tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmayan CHP'li belediyelerin projelerine ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı, bir açıklama yaptı efendim. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmir'de dahil, İzmir, Buca, Narlıdere Metrosu, Çiğli, raylı sistem gibi büyük projeler de dahil, İzmir'de 11, Türkiye'de 11 Büyükşehir Belediyesi'nin önemli projelerine hükümet tarafından bir türlü bulunan kredilerine onay verilmediğini söyledi. Belediyelerimize karşı tarihte görülmemiş bir partizanlık yaşıyoruz dedi. Devlet desteği yok. Belediyelerimiz tüm hizmetleri kendi öz kaynaklarıyla hayata geçiriyorlar. Kamu bankaları kredi vermiyor. 4 büyükşehir belediyemizin 13 büyük projesi iktidardan tek bir imza bekliyor. 37 milyar liralık toplam bu proje kredi anlaşmasını iktidardan bir türlü onay alamıyor. Dolayısıyla hizmetler gecikiyor. İzmir'den de örnekler verdi. Buca metrosunun örneğini verdi. Ne oldu bu kredi dedi Seyit Torun. Bizim belediyelerimiz iktidarın unuttuğu sosyal devlet anlayışını topluma yeniden hatırlatıyor. Hep şunu söyledik. Bizim vatandaşı kandıran çılgın projelere harcayacak tek kuruşumuz yok. Belediyelerimiz de halkın parasını uçuk kaçık projelere değil, toplumun en temel ve en öncelikli ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıyor. Kaynakları bir avuç azınlığa değil, toplumun tamamına yayıyor. Her türlü baskıya rağmen israf değil, tasarruf ederek ve harcanan her kuruşun hesabını millete vererek hizmetlerine devam ediyor. Sadece son bir aydaki bazı hizmetlerimizi hatırlatmak isterim. İzmir'de halk konut projesinin temelini attık. Ankara'da Batı Kent rekreasyon alanı ve 10 yeni parkın temel atma ve açılış törenlerini gerçekleştirdik. İstanbul'da Bostancı Dudullu metrosunu açtık. Ardından Tuzla'daki sosyal konut projesinin anahtar teslimlerini yaptık. Şurada dikkatinizi çekmek isterim. Belediyemiz Tuzla'daki konutları 13 ay gibi kısa bir sürede, rekor bir sürede tamamlayarak hak sahiplerine teslim etti. Tuzla'daki sosyal konut projesinin hemen yanında bir de TOKİ'nin projesi var. 14 aydır inşaat devam ediyor. Ancak hala %35 seviyelerine gelebildiler. Biz, yerel yönetimimiz, onlar iktidar. İktidar olmalarına rağmen 14 aydır bitiremediler. Anlaşılan 14 ay daha bitiremeyecekler. Değerli basın mensupları, biz bu hizmetleri yaparken İktidar ne yapıyor? Bir iktidar düşünün ki kamu kurumu olan belediyelerin hizmet etmesini nasıl engellerim diye uğraşıyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Bir, belediyelerin yetkilerini torba yasalarla, kararnamelerle ve genelgelerle ellerinden alıp merkezi yönetime aktarıyorlar. İki, belediyelerin hakkı olan devlet kaynaklarını dağıtırken partizanlık yapıyorlar. Şu anda devlet desteklerinin %90'ından fazlası sadece Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılıyor. Bütün bunlarla belediyelerimizin önünü kesemeyince 3. aşamaya geçiyorlar. Hukuksuz soruşturmalarla, davalarla belediye başkanlarımızı sindirmeye çalışıyorlar. Belediyelerimize karşı tarihte görülmemiş bir partizanlık yaşıyoruz. Bunu sadece bir örnekle anlatmak isterim. Belediyelerimiz tüm bu koca hizmetleri sadece kendi öz kaynaklarıyla hayata geçiriyorlar. Onun dışında hiçbir devlet desteği yok. Kamu bankaları kredi dahi vermiyor. Belediyelerimiz büyük projeleri için yurt dışından kredi bulduğunda da iktidar onaylamıyor. Bugün itibariyle 4 büyük şehir belediyemizin toplamda 13 büyük projesinin finansmanı iktidardan tek bir imza bekliyor. Bu projelerin toplam tutarı 37.635 milyon lirayı aşmış durumda. Yani şu anda belediyelerimizin 37.635 milyon liralık kredi anlaşmaları iktidardan onay alamıyor. Ama bu hizmet düşmanlığı da vatandaşlarımızın vicdanına havale ediyoruz.